Hello. Ne yapıyorsunuz? Şey gibi açayım dedim. Herkese yepyeni bir vlogtan selam arkadaşlar. Ben Göksu, kanalıma hoş geldiniz. Bir saat falan oluyor uyanalı. Saat şu an 11.30-12'ye geliyor öğlen. Biz daha yeni kalkıyoruz ev halkı olarak. Dün Yusuf bizde kaldı. Basketboldan arkadaşımız. O yüzden saat gece 4 gibi falan yattık. O yüzden bugün geç kalktık. Şimdi bir güzelce duş aldım. Misler gibi. Bir iş burun bandı yapacağım. Ardından kahvaltı hazırlamaya geçelim. Bugün sizlerle birlikte falcıya da gideceğiz. Hadi bakalım. Görelim o zaman. Başta bir burun bandımı yapayım. Size şöyle bir koyayım. Sizler ne yapıyorsunuz? 2 haftadır video atamıyorum. Aslında banyo temizliği çekmiştim ama. Kocam sağ olsun. Telefonunda bellek olmadığı için o kadar editiyle de uğraştım. Fakat silindi. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle bir siyah burun bandı yapıyorum. Duştan sonra çok iyi geliyor. Şöyle iyice yedirelim gözeneklerimize. Bugün de şansımızda WhatsApp çöktü. WhatsApp'ı da kullanamıyorum. Şöyle yapalım. Güzelce yüzümü Laros'la yıkadım. Şeyini sürmedim. Ne derler ona ya? Unuttum ismini. Sürmedim işte. Sadece yıkama jeliyle duşta yıkadım. Duşta yıkamayı daha çok seviyorum. Daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an ışık ters biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Yani. Şöyle neyi sürdüm? Hemen onu da göstereyim. Zaten beni takip eden sayın aboneciklerim bilir. Proxy'nin bilek maskını sürüyorum. Bunu Mete almıştı. Nişanlılıktan beri öyle söyleyeyim kullandı kendisi. Evlendi, evimize getirdi. Şimdi ben kullanıyorum. Ama gerçekten faydalı bir ürün. Bir de burun bandı olarak şeyi önerebilirim. Bir de bu sıralara bakın, sivilcelerim coşmuş durumda. Sesim geliyor mu bilmiyorum bu arada. Algılıyordur inşallah. Bir de şeyi çok güzel. Bim'de satılıyor da. Bim'in meşhur burun bandı. Onu da alırım olmadı bugün. Oh! Hocam ne yapıyorsunuz? Hocam asıl siz ne yapmışsınız? Ben bakımlandım. At yatağını topluyor çocuğum ya. Bırak ben hallederim. Yusuf maşallah ne uyudun lan? Normalde ben bu kadar yapmam. 6:30'da kalktım. İşte hastaneye gittim geldim. Aynen, ne söyledi? Sabah dedi çocuk ayaktaydı dedi. Kalktı sana bakmaya. Ters yaptın kanki. Kahverengiler buraya gelecek. İyi de fermuar bir şey geliyor. Hayır bak, ben nasıl yaptım? Yes. Yusuf'la Met dün bir şey buldu. Onu izleyip durdu gece yarılarına kadar. Ama ne olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Çok saçma bir şey olarak geldi bana. Ben izlemedim. Sen uyudun, biz hala oturduk. Met var ya, bağımlılık yaptı Med'e. İzleyip durdu. Vallahi. Şimdi bu maske kurusun. Ben de çayı koyayım. Kettle'a su koyalım. Burada kim var burada? Burada kim var? Anneciğim. Sinirli. Demleniyor kendisi. Birazdan da kahvaltı hazırlarım. Patates kızartması falan yapacağım. İlk defa kahvaltı videomu göreceksiniz. Şu an Yusuf kendi kendine bakıp kendi kendine gülüyor. Yusuf var ya bir hal... Telliğe bak. Normal, terlik işte. Üşüyor.
çalışıyor mu? Falcı? Ne işin var ya? Allah Allah. Arkadaşlar video çektiğim için beni bekliyorlar. Kahvaltı masasını hemen göstereyim. Şu şekilde peynir tabağı hazırladım hemen. Sosis. Var. Gel vatandaş gel. Tok olanlar otursun sadece. Aç olanlar otursun. Bu şekilde. Yiyebilir miyiz artık? Evet yiyin hadi. Sağ olun. Şu patatesler biraz yandı ama yapacak bir şey yok. Böyle şimdi yiyeceğiz. Görüşürüz. Sanırım yatak odasında bırakmıştım. Yatak odasını toplayacaktık. Ama onu başka bir videoya çekmeye karar verdim. Kahvaltı videosundan sonra şimdi sizinle kek tarifi kek yapacağım. Islak kek yapacağım. Onunla birleştireyim istedim. O halde başlayalım. Şimdi ben malzemelerimi hazırladım. Bir blender'a ihtiyacımız var. Şu şekilde. Un. Şöyle. 4 yemek kaşığı falan olacağız sanırım. Yalnız var ya. Tarifi ben de bilmiyorum. YouTube'dan bakıp yapıyorum ama gerçekten müthiş. Yani vereceğim tarifi mutlaka kullanın. Bir adet kakao, 4 yemek kaşığı da kakao koyacağız. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ yanlış oldu. Şöyle bir vanilya, bir de kabartma tozu, 3 tane de yumurta koyacağız şu şekilde. 3 tane yumurta arkadaşlar. Şu şekilde 3 tane yumurtayı alıyoruz. Ve üzerine 1 su bardağı şekeri, toz şekeri döküyoruz. 1 su bardağı toz şekeri de döktükten sonra arkadaşlar blender yardımıyla iyice çırpıyoruz.
göz göz oluyor o yumurtalar, şekerle birlikte karışıyor. Ardından iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı sıvı yağ döküyoruz. Bir su bardağı süt döküyoruz. Bir de vanilyayı döküyoruz. Kabartma tozunu bir sonrakinde dökeceğiz. Şimdi bunları da iyice çırpıyoruz. Şimdi süt, sıvı yağ ve vanilyayı karıştırdıktan sonra da arkadaşlar bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Artık kuru şeyleri ilave edeceğiz. Gerçekten bunu deneyin. Ben şöyle söyleyeyim, 2 haftada bir net yapıyorum. Şu şekilde kakaodan 3 yemek kaşığı kakao koyun. Dar kakao da olabilir. Ben bazen dar kullanıyorum, bazen normal kullanıyorum. Şöyle şu an benim az olduğu için. Çünkü sos da yapacağız. Marketten de almayı unutmuşum. Evet, şimdi kakaoyu da koyduk. 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz, 4 yemek kaşığı da koyabilirsiniz kakaoyu. Şimdi un ilave edeceğiz. 1,5 su bardağı da un koyacağız arkadaşlar. Elenmiş de koyabilirsiniz ama benim için fark etmiyor. Şöyle 1 ve 1,5. Şu şekilde bunları da ekledim. Hepsini birlikte tümüyle karıştırıyoruz. Şu şekilde kıvamı şöyle dökerken gösteririm. Bu sırada arkadaşlar 180 derece fırın açıyoruz. Şöyle hemen açayım. Fanlı fansız hiç fark etmiyor. Ben ikisinde de yapıyorum. Şu şekilde bir dikdörtgen bir borcam alıyorum ben. Yuvarlakta da yapabilirsiniz. Zevk size kalmış. Şu şekilde kıvamına şimdi bakın. Bu şekilde akışkan bir kıvam olacak arkadaşlar. Gerçekten bu keki yaparsanız mutlaka yorumlar kısmına da yazın. Deneyin. Gerçekten müthiş. Alt açıklamalar kısmına da tekrar yazacağım ne malzeme kullandım falan diye. 180 derece fırına koyuyorum. Bu şekilde 180 derecede fanlı veya fansız fark etmiyor. Ben şu an fanlı da yapıyorum. Fansız da yapayım hatta şimdi. 35 dakika pişecek arkadaşlar. Bu sırada biz sosunu hazırlamaya geçelim. Üst sosu müthiş. Şimdi ufak bir tencere alıyoruz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ufak büyük size kalmış. Şu şekilde biraz indireyim. 3 yemek kaşığı kakao koyuyoruz. Ocağın altını açmıyoruz daha. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ döküyorum. Şöyle bir su bardağı süt döküyorum arkadaşlar. Sütün markası da hiç fark etmez. Bazı kişiler işte markadan markaya fark ediyor diyor. Fakat hiçbir fark yok. Ve son olarak da bir su bardağı toz şeker döküyorum arkadaşlar. Şu şekilde sosu gerçekten enfes oluyor. Umarım denersiniz ve görürsünüz. Ben şu küçük ocakta yapıyorum. En kısık ateşi açıyorum. Şu şekilde. İlk başta kısık bir ateşte. Karıştırma teliyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben blenderla şekeri daha fazla erittiğini düşünüyorum. O yüzden blender kullanıyorum. Ve bunu bu hepsini koyduğumuz malzemelerin hepsini karıştırıyoruz.
karıştırdım. Sosun kıvamını da hemen size göstereyim. Sosun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Çorba gibi. Sıvı bir kıvam alıyor. Şöyle yakınlaştırayım size. Şu şekilde bakın. Şu şekilde bir sos elde ediyorsunuz. İlk başta puding yaparsınız ya, öyle bir şey. Evet, şimdi sosumuzu da hazırladık. Sosumuz bu şekilde oldu. Şöyle de göstereyim. Altı fokurdamaya başladıktan sonra kapatıyorsunuz arkadaşlar. 35 dakika fırında, 180 derece fırında 35 dakika boyunca kekimiz pişiyor. Ve çıkartıp ilk sıcağa gittikten sonra sosunu döküyoruz ve kekimiz Miko alıyor. Size sonrasında gösteririm. 35 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 35 dakikada oldu ve kekimiz oldu. Çıkartayım hemen. Felaket. Maşallah. Miko. Miko oldu arkadaşlar. Gerçekten. Tam istediğim gibi yani. Şöyle hemen. Kesinlikle. Sıcağı çıksın. Hemen sonra sosumuzu dökeceğiz. Ama kokusu şeyi yine istediğim gibi olmuş. Her zamanki yaptığım kek gibi olmuş. Ben kalıp kek de yapıyorum bu arada. Kalıp kekten keki çıkartamıyorum. Bu yüzden böyle borcam keki yapıyorum ve duble ıslak kek olarak geçtiği için hiçbir yeri gerçekten kuru kalmıyor ve enfes oluyor. Yani bana gelen misafirlerim olsun sürekli soruyor hazır mı aldın diye. Bunu tüy olarak geçmek istedim. Of. Gerçekten hiçbir yeri kuru kalmıyor. Canı isteyenler hemen gerçekten kalkıp yapsın. Çok kolay bir tarif. Hem de yemesi çok keyifli. En son da üzerine nişasta döküyorum. Nişasta değil. Pardon. Üzerine de ne döküyordum? En son üzerine de şöyle artık evinizde ne varsa dökebilirsiniz. Ben süs diye döküyorum. Arkadaşlar hemen bir tabağa çıkartıp koymak istiyorum. Ben sıcak sıcak yemeği seviyorum. Gerçekten müthiş. Arkadaşlar, gerçekten şöyle size doğru eğileyim. Şu şekilde oldu. Bakar mısınız? Tabakta iz bile kalıyor. Müthiş. Böyle bir lezzet yok. Gerçekten böyle bir lezzet yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmına da hangi malzemeleri kullandığımı yazacağım tek tek. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Yorumlar kısmına da yazın. Eğer denediyseniz, beğendiyseniz veya beğenmediyseniz neler olması gerekiyor. Siz herkesin çünkü nasıl söyleyeyim, ağız tadı farklı olduğu için herkese hitap etmeyebilir ama bence bunun özellikle herkese hitap edeceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında buluşabiliriz.